Semiremize geçiyoruz arkadaşlar. Uyarırsak dışarıdaki meslektaşlarımızı. Aralarda boşluklar var. Çok değerli oda başkanım, saygıdeğer konuşmacılar, oda kurullarımızın değerli üyeleri, ilçe temsilcisi ve temsilci yardımcı arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, bir seminerde daha birlikteyiz. Elektronik fatura ve e-defter uygulamasıyla ilgili olarak. Bugünkü seminerimiz, geçmişte yapmış olduğumuz bu konudaki seminerlerden son iki seminerimiz daha, biraz daha farklı bildiğiniz gibi. Daha çok uygulamaya yönelik olacak. O yüzden uygulama yapan arkadaşlarımız burada. Gelemeyen arkadaşlarımız, özellikle de rezervasyon yaptırdığı halde gelmeyen meslektaşlarımız kendisini şanssız hissetmeliler. Bugün bu salonu bize tahsis eden başta belediye başkanımız Altınok Öz ve belediye meclis üyemiz, aynı zamanda meslektaşımız Yusuf Altay'a huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Ben şimdi açış konuşmasını yapmak üzere oda başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. İstanbul Odası'nın değerli yöneticileri, değerli oda temsilcilerim, değerli konuklar, çok saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri şahsım ve İstanbul Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Vallahi bu alkışlar benim için yapmayın, kendi için de güçlü bir alkış istiyorum arkadaşlar. Lütfen. Evet, buraya katılan siz sevgili meslektaşlarımıza teşekkür ederken, daha önce verdiğimiz söz doğrultusunda şu anda ekranları başında bizi izleyen sevgili meslektaşlarımıza da buradan sizler adına selamlarımızı iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce aşağıda dostlarımızla konuşuyoruz katılımla ilgili. Bizim açıkçası sayılarla bir işimiz yok artık. Bu salonun dolması, dolmaması diye bir şey asla söz konusu değil. Burada bir tek kişi dahi olmuş olsa biz bu eğitimleri yapacağız. Bir sorun yok. Ama yapılan olumsuzluk şu: rezervasyon sisteminde başkalarının haklarına saygı anlamında ya rezervasyon yapacaksın, geleceksin, ya da rezervasyon yapmayacaksın. Bu aslında bir gelenek de olması gerekiyor. Her yerde de ifade ettim. Son süreçler bunlar. 2015 yılında zorunlu eğitim uygulamaya girdiği zaman rezervasyonda bir katılım diye bir sıkıntımız olmayacak. Bu müjdeyi geçen de vermiştim biliyorsunuz. Burada da vermek istiyorum. TÜRMOB'un açmış olduğu davayı kazandık. TÜRMOB, Maliye Bakanlığı'na karşı. Yani düşünebiliyoruz bu meslek örgütü üyelerini sürekli eğitime tabi tutmak istiyor ve birileri de bu eğitimi yapamazsın diyor. Yargı sonucunda kazandık ve bugün yarın bu yönetmelik yayınlanacak. Muhtemelen 2015 yılının başından itibaren de tüm eğitimlere katılım zorunlu hale gelecek.
Değerli arkadaşlar, eğitim hakikaten bizim vazgeçilmez bir olgumuz, her şeyimiz. Bizim meslek kadar eğitime ihtiyacı olan başka bir meslek var mı bilmiyorum. Sürekli mevzuat değişiyor, sürekli süreç değişiyor. Doğal olarak da bunu yakından takip etmek bizim en büyük görevimiz. Biz de oda olarak, TÜRMOB olarak da görevimiz sizlere bu eğitimleri ayağınıza getirmektir. İşte bu dönem, geçen yaptığımız biliyorsunuz e-defter, e-fatura ile ilgili seminer odada yaptık. Ayaktaydı arkadaşlarımız. Dedik ikincisini yapalım, bu amaçla bunu yaptık. Ama artık üçüncüsünü yapmaya gerek yok. 700 civarında bu toplantıya katılmak isteyen arkadaşımız var. Salon sayısı da ortada olduğuna göre üçüncü bir eğitime ihtiyacımız yok demektir. Ne var önümüzde? Biliyorsunuz iki ana gövdede eğitimler yapıyoruz. Bir ismi olarak ayda bir defa yaptığımız eğitimler var. Genellikle büyük otellerde yaptığımız eğitimler bunlar biliyorsunuz. Nedeni de şu, zaman zaman üç bölgeye yayıyoruz. Fakat aynı konuşmacıları her yere götürmenin zorluklarını yaşıyoruz. Bu anlamda 2 Aralık'ta bugün çıktığımızda yarın web sayfasına koyacağız. 2 Aralık'ta Cevahir Otel'de dönem sonu işlemleri seminerimizi geleneksel anlamda planlandı. Bunun ilanını yapmış olacağız. Yine TESMER İstanbul Şubemiz bildiğiniz gibi hiçbir meslek örgütünde olmayan eğitmenlerle eğitim modeliyle yıllardır başarılı sürülmüş çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu dönem özellikle 5 alanda çalışmalarımızı planladık. Bunlardan bir tanesi mevzuattaki değişiklikler boyutu, bir diğeri teşvikler konusu, bir diğeri şirketler muhasebesi, bir diğeri TFRS ve bir diğeri de bağımsız denetim olmak üzere 5 alanda planlamamız yapıldı. Muhtemelen Aralık içerisinde de bu eğitimlere başlamış olacağız. Yine sevgili meslektaşlarım, bu salonda aynı zamanda tüm İstanbul'da 15 noktada farkındalık eğitimleri yaptık. Yaklaşık bu farkındalık eğitimlerine 5000 kişi katıldı. Ben katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür bir borç biliyorum. Şunu da tüy olarak vereyim. 15 noktada en büyük katılımı sağlayan da bu bölge olmuştur. Özellikle 5 ilçenin ortaklaşa düzenlemiş olduğu farkındalık eğitimindeki duyarlılığınızdan dolayı bir kez daha yönetim kuralına teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, hatırlarsanız farkındalık eğitimlerinde mesleğimizin temel konularını çözüm getirecek çalışmaları anlattık. Bunlardan bir tanesi haksız rekabet konusuydu ve bununla ilgili bir yazılım ürettik. Hemen söylüyorum burada, bunun geri dönüşü yok. 1 Ocak'tan itibaren sözleşmeler İstanbul'da ve tüm Türkiye'de elektronik ortamda düzenlenecektir sevgili arkadaşlar. Bunun geri dönüşü yok. Zaten biraz sonra anlatacağım süreçte de gördüğünüz gibi her şey e-sürece doğru gitti bir boyutta. Eğer haksız rekabet konusu canımızı yakıyorsa bu konudaki mücadelede kararlı olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. Ha, bu program ne zaman yüklenecek? Hazır. Dün de Ankara'da testlerin her şeyini yaptık. Maliye Bakanlığı'nın ücret tarifesini yayınlanır yayınlanmaz ertesi günü. Çünkü programın özelliği tarifeden almakta, hesaplamaları yapmakta. Vakit almamak esnasında detayına girmeyeceğim. Ama muhtemelen ay sonunda tarife yayınlanır yayınlanmaz ertesi günün sözleşme düzenlemeye başlayacaksınız. Bunu gelmeyen arkadaşlarımıza, biz izleyen arkadaşlarımıza bir kez daha duyurmak istiyorum. Aman bizim haberimiz yoktu, hazır değiliz diye bir mazeretin kabulü söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Şu anda tüm yeminim mali müşavirler sözleşmeyi elektrik ortamda Maliye Bakanlığı'na gönderiyor. Biz de artık nasıl müşteri bilmişsinin elektrik ortamda alıyorsak sözleşmeler elektrik ortamda alınacaktır. Açıkçası buradaki temel amaç şu, İşin alındığı andan başka bir meslek mevzusuna gidişi olan tüm süreçler takip edecektir. Bir iş aldığınız zaman bir önceki meslek mensubunu neden işi bıraktığını tüm meslek mensupları görecektir. Ücret mi ödenmemiş, başka bir neden mi olmuş, bunların hepsini yazılımdan görme olanına sahip olacaksınız. Yine burada konuştuğumuz en büyük sıkıntımız, angarya olarak bize gelen nokta,
şu andaki mevcut ücret tarifesidir. Bunun da çözümünün zamanı endeksli ücret tarifesi olduğunu söyledik. Bu sene Maliye Bakanlığı'na zamanı endeksli ücret tarifesi verilecektir. Ama bunun bir yazılım ve alt boyu olması alt yapı çalışmaları olması nedeniyle muhtemelen zamanı endeksli ücret tarifesi 1-1-2010 tarihinde yürürlüğe girecektir sevgili arkadaşlarım. Bir diğer konu, son dakikada birileri engellemezse en büyük sıkıntımızdan biri olan tahsilatlarımızın bankadan geçmesi de 2015 yılında başlamasını bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Hep anlattık, kayıtlı bir ekonomi bizi bekliyor. Ama açıkçası biz paralarımızı zamanında aldığımız zaman bunun da makbuzunu zamanında düzenlediğimiz kadar doğal bir şey olmayacaktır diye düşünüyoruz. Yine bu farkındalık eğitimlerinde belki farkında değilsiniz ama bir mesleğin geleceğini belirleyecek olan bir meslek kararı yayınlandı. Hizmet kalitesi bir meslek kararı. Artık bu mesleği tercih ederken gelişigüzel bu işin yapılmayacağını ortaya koyacak olan önemli meslek kararlarından bir tanesi. Açıkçası ben bu meslek kararı 2016 itibariyle zorunlu uygulamaya girdiği zaman meslekte yeni bir dönem başlayacağını tüm işlerimle inandığımızı belirtmek istiyorum. Yine burada sevgili arkadaşlar sizlerle mesleğin geleceğini konuştuk. Bu anlamda çalışmalarımızın neler olduğunu ifade ettik. Ve gelecek konusunun hepinizin yaşadığı gibi sadece bizde değil tüm Türkiye'de bir e-süreç yaşanıyor sevgili arkadaşlar. Toplum bilgi çağına gelmiş, çağ bilgi çağına gelmiş. Herkes bunu ayak uyduracak şekilde çalışmanı sürdürüyor. Bir diğer anlamda bu değişimle önüne kimsenin durması söz konusu değil sevgili dostlar. Şimdi bakıyorsunuz e-devlet projesi bir yandan gidiyor. İşte tek vergi numarası. Ha şunu da söyleyeyim. İstanbul Odası'nın web sayfasında vardır. 1993 yılında hazırlamış olduğumuz vergi raporunda tek vergi numarası olması gerektiği olduğunu söyleyen bizi sevgili arkadaşlar. Bu hayata geçmiştir. İşte bir yandan Mersis, bir yandan Mernis, bir yandan e-imza, bir yandan bugün konuşacağımız e-fatura, e-defter. Bunu durdurabilir miyiz sevgili arkadaşlar? Durdurma şansına sahip değilsiniz. İşte bu anlamda meslek örgütünün önünde de e-türmop, e-oda çalışmalarını sürüyor. Özellikle interneti iyi kullanan arkadaşlarım çok iyi bildikleri gibi internet bölümümüze girdiğiniz zaman birçok işlemlerinizi odaya gelmeden yapabiliyorsunuz. Amaç ne? Süreç içerisinde üyenin tüm özlük işlemlerini odaya gelmeden elektronik ortamda yapmaktır. Ve İstanbul Odamız ve TÜRMOP bu konuda çok ciddi çalışmanın sürdürdüğünü biliyoruz. Bize geliyoruz, bizi de arkadaşlar e-ofisler bekliyor. Elektronik ofisler. Bunu ayak uyduramayan meslek mensubu işini yapması mümkün mü sevgili arkadaşlar? Ve yaşıyoruz da. En çok teknolojiyle uğraşan bizleriz. Şimdi geçen de bir arkadaşım, müteşebbis heyette görev yapmış bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. Şöyle bir anısını anlattı bana. Bunu birçok arkadaş hatırlayacaklar. Zannediyorum 83-84 yıllarında ilk defa bilgisayar çıkmıştı. O zaman bir işte toplama bilgisayarlar var. Bir de iyi bilgisayarlar var. Arkadaşım o yılda bir arabasını satarak bilgisayar aldığını anlattı bana. Sevgili arkadaşlar. Oradan geldik. Öyle değil mi? Yani her yerde söylediğimiz gibi elle defter tutmadan e-deftere olan bir süreci yaşıyoruz. İşte bugünkü seminerin konusu bu. Burada şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım. Gerek İstanbul Odamız, bu işin öncülüğünü önderliği yapan odamız, gerek TÜRMOP, dünyadaki meslek örgütlerinin veya mesleğin uygulamasının asla gerisinde değil sevgili arkadaşlar. Dünya ne konuşuyorsa gündeminde bizim de o gündemimizde var. Tüm mesele meslek mensuplarının bu geleceği görmesinden geçiyor. Şimdi bakın yıllar önce meslek örgütümüz TÜRMOP DATEV ile bir görüşme yaptı. Bu bizim açımızdan son derece önemli.
DATEV Almanya'da meslek örgütünün kurmuş olduklu bir kooperatif. İlk ziyaretten sonra TÜRMOB'u temsil eden Sayın Nalbantoğlu ile birlikte bu çalışmaları sürdürme yetkisi verdiler. O zaman DATEV şunu yapıyordu. Online hattıyla tüm Almanya'daki meslek mensuplarının bilgi akışını sağlıyordu. Biz niye yapamayalım dedik sevgili arkadaşlar. İşte Luka buradan doğdu. Luka buradan doğdu ve hatta o kadar ileri boyuta gitti ki Türkiye'de ilk defa web tabanlı muhasebe yazılımını biz yaptık. Bu bizim ürünümüz sevgili arkadaşlar. Ben burada çok özverili çalışmalarından dolayı bizim ürünümüz olan ve piyasadaki dengeleri de balans eden Luka ve Luka çalışanlara yürekten teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Demek ki Luka kullanan çok az, alkış bu kadar az geliyor sevgili arkadaşlar. Mesajı aldık. Ben her yerde şunu söyledim, Luka ile hayatımız kolaylaştı. Ben Luka kullanıyorum ofisimde. Kullanmıyorsanız daha hayatınız zor olmaya devam edecek. Diğer yazılımcılar kızmasına gerek yok diye düşünüyorum. Tabii son olarak sevgili arkadaşlar, her zaman olduğu gibi bağımsız denetim süreciyle ilgili neler oluyor, neler bitiyor. Bu konudaki düşüncelerimizle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, bağımsız denetim süreciyle ilgili ne dedik? Dediklerimizi bir hatırlamanızı istiyorum. Hatta bu konuşmalarımızın en güzel şeyini 3 Mart, 4 Mart'ta Caddebostan'da düzenlenen bir seminerde, şu anda sosyal medyada dolaşıyor bu konuşmam, orada aslında her şeyi derli toplu anlatmışız. Ne dedik arkadaşlar? TÜRMOB eğitimleri kabul edilsin dedik. 2, 15 yıl ayrımı yapmayın dedik. 3, tekrar sınav yapılmasın dedik. Öyle mi arkadaşlar? 4, kamu gözetim kurulu oluşumu doğru değildir dedik. Biz bunları söyledik. Peki ne yaptık arkadaşlar? Ne yaptık? Bakın ne yapmışız. 4 defa Dünya Gazetesi'nde makale yayınlamışız. 13 Haziran 2012'de 5000 kişiyle meydanlarda yürümüşüz. 1 Mart 2013 tarihinde muhasebe gününde 3000 kişiyle kamu gözetim kurumuna dur demişiz. Başka ne yapacağız sevgili arkadaşlarım, söyler misiniz? Siz ne yaptınız? Katın arkadaşlarıma lafım yok. Mesleğin kanaat önderleri, liderlerine soruyorum. Siz ne yaptınız? Küçümseyerek soruyorsunuz soruyu. Siz ne yaptınız? El altından eğitimlere katıldınız. Bu işi durdurdunuz, öyle değil mi arkadaşlar? Bakın liderlerine, sizden buradan çıkınca bakmanızı istiyorum. Hepsi bu eğitimlere katıldılar sevgili arkadaşlar. Ne dedik biz? 15'ini dolduran arkadaşlarımızın bir sorunu yok dedik sevgili dostlar. Oldu mu şu ana kadar sorun? Sorun yok ki ortada. 15'ini dolduran arkadaşlarımız parayı verecekler, eğitimi katılacaklar, süreç tamamlayacak dedik sevgili arkadaşlar. Ve önce alanların da bir avantajı olmadı. Şimdi bunun bir başarısız olarak ortaya konmaya çalışıyor. Evet, kısmen başarısızdı, ben bunu kabul ediyorum. Ama son ana kadar yaptığımız TÜRMOB'un Ankara Üniversitesi yapmış olduğu anlaşma engellememiş olsaydı, neydi o anlaşma? TÜRMOB eğitimlerine katılanların eğitimleri kabul edecekti sevgili arkadaşlar. Hem de senato kararıyla alındı. Ama ne oldu? Birileri bunu engelledi. Şimdi ne yapacağız? 15'in dolduğunu arkadaşlarımıza katılmayın mı diyeceğiz? Soruyorum ben size. Hakları 15'in dolduğunu arkadaşlarımıza katılın diye yazıyı gönderdik. Çünkü şu saatten sonra artık bekleyecek bir vaktimiz yok. Öyle mi arkadaşlar? Hiç merak etmeyin. Başvurunuzu yapın. O başvuru sırasına göre o eğitime başvuran tüm arkadaşlarımızın süresi tamamlanacaktır sevgili arkadaşlar. Burada bir sorun yok. Soruyorlar neden Ankara Üniversitesi? Neden Işık Üniversitesi? Neden?
bir önce izah etmiş oldum ki bugüne kadar bu işi delmeye çalışmayan bir üniversite Ankara Üniversitesi. İlk defa bizimle birlikte bu eğitimleri planlamaya katılan, senatosunda TÜRMOP eğitimleri kabul eden bir üniversite olduğu için TÜRMOP bu anlaşmayı yapmıştır. Özetle şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlarım. 15'ini dolduran arkadaşlarımız lütfen başvurusunu yavaş yavaş yapsınlar. Burada temel kriter başvuruyu yapmak, ilgili parayı yatırmak oluyor. Aslında gönüllerdi ki bir taksitlendirmenin kredi kartlarıyla olsun. Ama bir devlet üniversitesi olduğu için bir kredi temin ederek bu işe yardımcı olmaya çalıştık. Peki diğer şeyler ne oldu? Asıl sorun bu. 15'ini doldurmayan arkadaşlarım, bu mesleğe yeni girecek olan arkadaşlarım ne olacak sevgili arkadaşlarım? Sosyal medyada paylaştım. Burada da bir kez daha paylaşıyorum. Ben İSMO Başkanı olarak gençlerin sınav hakkı verilinceye kadar bu lisansına katılmayacağım sevgili arkadaşlar. Lütfen alkışta işimiz yok. Bu mücadele devam edecektir. Herkes bunu böyle bilsin. Bizim hiçbir kurumla kavgamız yok sevgili arkadaşlar. Biz sizin adınıza bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin kaynaklarını boşa gitmesini istemiyoruz. Bana bir Allah'ın kulu çıksın. 10 bin kişi, 20 bin kişinin bu eğitimlerdeki harcadıkları parayla ne değer elde edildiğini bir kişi söylesin sevgili arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalıştık. Başka bir derdiniz yok. Biz önüne gelen herkesin bağımsız denetçi olsun bir iddiamız yok. Neyi söylüyoruz? SMM ruhsatına sahip olan herkesin bu hakkı olduğunu söylüyoruz. Sen de kurum olarak otur, bu işi adam gibi yapılıp yapılmadığını kontrol et sevgili arkadaşlar. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Aslında bazı ortamlar, bazı dönemler tehdittir, olumsuz ortamlardır. Şu anda camiamızın yaşadığı süreç budur sevgili arkadaşlar. Neden? Onlarca arkadaşımız bu lisanslamaya katılmış, bedel ödemişler. Yine onlarca arkadaşımız katılacaklar, bedel ödeyecekler. Karşılığında kendisine fayda ve değer yaratacak bir tek iş yok arkadaşlar, doğru mu? Bu olumsuz yanı. Ama açıkça söylüyorum, eğer bugün bu bağımsız denetim olgusu, lütfen bu kısmını çok iyi irdeleyelim, eğer uygulamış olsaydı, bu işi bilmeyen bizler bu işi başarma şansına sahip dedik sevgili arkadaşlar. Maalesef böyle bir gerçek var, biliyor musunuz? Gelin bunu fırsata çevirelim. Gelin bu zamanlama olayını hep anlattığımız gibi güçleri birleştirerek, bağımsız denetim olgusu nasıl yapılacağını öğrenerek, kurumsal yapılarımızı kurarak bu işe hazırlanalım sevgili arkadaşlar. Bu olmazsa bunu başarma şansına sahip değilsiniz. Tek başınıza bu işi yapma şansına sahip değiliz. Israrla söylüyorum sevgili arkadaşlar. Rakipleriniz her geçen gün işimizi elimizden alıyor. Neden alıyorlar biliyor musunuz? Her işi yapıyorlar arkadaşlar. Her işi. Defter tutuyor, denetim yapıyor, danışmanlık yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Sadece bir tek şey endekslenmişiz, defter tutma olayını. Ne zamanki küçük hesapları bırakıp, anlattım o kurumsal yapıları kurup, güçleri birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar, bu meslek örgütünde kimse duramayacaklardır. Ben bunu yürekten başarınıza inanıyorum. Bugünkü seminerde katkı sunacak DÜKA ve İşnet yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi, rezervasyon yaptırıp buraya katılan siz değerli meslektaşlarıma, tüm arkadaşlarım adına sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi seminerimize geçiyoruz. Oturum başkanımız gerçi oturumu yönetirken açıklamalarda bulunacak sizlere, ama bir şeyi özellikle hatırlatmak istiyorum. Sorularınızı vereceğimiz arada hazırlayın. Seminer boyunca kafanızda oluşturun.
arada hazırlayıp arada teslim edin. Çünkü yanıtlanması için en azından onların bir değerlendirmeye de ihtiyacı var. Ve mümkün olduğu kadar okunur ve anlaşılır olsun. Yine burada odamızın kurulduğu günlerden bu yana, hatta ondan önce derneklerin oluşum sürecinden bu yana var olan, gerek odalarımızın çeşitli kurullarında görev almış, daha sonradan görevi bırakmış, hakikaten bu mücadeleye büyük destek vermiş arkadaşlarımız var, üstadlarımız var. Onlar bizi bu platformlarda hiçbir zaman için yalnız bırakmıyorlar. Onlara bir kere daha teşekkür ediyor. Gerçekten siz olmazsanız, sizin desteğiniz olmazsa her şey anlamsız, her şey değersiz. Bir kez daha katılımınız için yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi ben konuşmacılarımızı davet edeceğim sırasıyla. Luka Ürün Müdürümüz var, Cenk İçer. Buyurun Cenk Bey. İşnet İş Ortakları Satış Ortaklığı Satış Müdürü Ayhan Akgöz. Buyurun Ayhan Bey. Ve oturumumuzu yönetmek üzere aynı zamanda Oda Başkan Yardımcımız Turgay Kanarya'yı davet ediyorum. Buyurun Turgay Bey. Seminerin başarılı geçmesini diliyor. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. Öncelikle arkadaşlar, ayakta kalan arkadaşlarımız var. Paltosu olan arkadaşlar yan taraftaki sandalyelerinde, bir zahmet onları kaldırırlarsa sevineceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Oda Başkanım, değerli kurul arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, hepinizi e-fatura, e-arşiv seminerine hoş geldiniz. Değerli meslektaşlarım, yanımızda iki uygulamacı var. Özellikle ürün müdürümüz Luka'nın Cenk İçer, yaklaşık 45 dakikalık bir sunum yapacak. 45 dakikalık sunumun bittiğinde bir ara vereceğiz, yarım saatlik. O arada lütfen sorularınızı hazırlayın. Kağıt ortamında alacağımız soruları buradan cevaplayacağız. Daha sonra ikinci konuğumuz Ayhan Akgöz, bizim çözüm ortağımız. Kendisi aynı zamanda satış müdürü olarak bir 20 dakikalık sunum yapacak. Sorularınızı o arada tekrar alacağız ve son bölümde de kapanışımızı yapacağız. Şimdiden katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, ben sözü Cenk Bey'e vermeden önce ufak bir sunum yapmak istiyorum. Sizlere de birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen hafta Dünya Muhasebe toplantısı vardı, 19.sü. Gerçekten çok renkli geçti. Dünyada birçok yenilikler olduğunu gördük. Gerçek anlamda muhasebenin tekniği artık değişiyor. Genç nesle neler aktaracağını artık tartışılıyor. Mesleğimizin acaba neler olduğunu orada daha farklı vaziyette gördük. Dünyada yansımalarıyla bizdeki yansımaları farklı mı? Biraz farklı. Ben teknik olarak bazı orada meslektaşlarımıza sorduğumuzda aldığımız cevaplar gerçekten çok ilginç.
Bizim sorun diye gördüklerimiz onlar için bir sorun olmaktan çıkmış. Aslında sorunu yaratan bizler olduğumuzu fark ediyoruz zaman içerisinde. Bakın neleri tartışıyorlar. Yeni dönemde raporlama. Raporlamanın tekniği artık farklılaşmaya başladı. O raporlamanın eskiden dispüsyon bölümü en son bölümdeyken en başa alınması tartışılıyor. Muhasebenin güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi. Yani teknik olarak yapının değiştirilmesi üzerinde duruluyor. Şirketlerin finansal raporlamanın evrimi nasıl devizyona geçeceği tartışılıyor. Yolsuzluk ve dolandırıcılıkla mücadelede profesyonel muhasebeciler ki bu hile denetimiyle ilgili bizim akademinin vermiş olduğu denetimi ele aldığımızda aynı boyutta değerlendiriliyor. Finansal raporlamanın kar amacıyla değil muhasebe için yapıldığını sunum olarak söyleniyor. Denetim kalitesinin yapı taşlarının oluşması için neler yapılacağı tartışılıyor. Entegre raporlamanın üst zorlukları, fırsatlar neler olacağı değerleniyor. Bir de arkasından bağımlı meslektaşlarımız için, biz bağımlı diyoruz, onlar meslektaş olarak bir yorum yapılıyor. Onlara daha çok imkanlar sağlanması ve şirketteki yetkilerin daha da artırılması, bürocuların da bunlara takviye olması üzerinde duruluyor. Bağımsız denetim konusunda Sayın Başkanımız söyledi. Denetim tekniği demin dediğim gibi farklılık göstermiyor Türkiye'den. Bir de 3 raporlama sistemi ki şu anda SPK'nın uyarlaması içinde Aralık ayından itibaren başladı. Çevre düzenlemesiyle ilgili bu da ayrı bir düzenleme konusu oldu. Evet değerli arkadaşlarım, peki oradaki meslektaşlarımızın durumu ne? Yani mesleki açıdan orada bir değerlendirme yaptığımızda diğer ülkenin meslektaşlarımızda yoğunluk aynı. Tek herhalde tutar tarafımız o. Mesleki anlamda başkanın da söylediği gibi genelde bürocular birlikte çalışma yani kurumsallaşma yöntemiyle birlikte çalışıyorlar, birlikte üretiyorlar ve birlikte bu işi yürütüyorlar. Defter sayısı diyoruz ya, müşteri sayısı çok ilginçtir. 10 ile 20 arasında rakamlar veriliyor. Bunlar çok hepiniz şaşıracaktınız ama sayılar böyle. Merakımız cezbetti. Tahsilat sorunuz var mı diye soruyoruz. Çok şaşırdılar. Tahsilat sorunları yok. Bankadan ödeniyor diyor. Yani bizim şu anda ortaya koyduğumuz sistem dünya zaten bunu tutturmuş. Bankadan ödeniyor diyor. Algılamakta çok güçlük çektiler. Ne demek yani tahsilat? Tahsilat geciktiğinde o raporlar, o beyannamelerin sağlıklı verilebilir mi? Alacağınız olduğu için o mükellefin her birini yapmakla yükümlüsünüz gibi algılanıyor. Bizde biz tahsilat sorunumuz belki İstanbul'da çok. Ama Malatya'da şurada burada var mı? Bilemiyorum ama ben olmadığını düşünüyorum. İstanbul büyük bir metropol. O anlamda da yoğunluk var. Tabi tahsilat problemimizin dışında acaba müşteri seviyesinin sayısı bizde nasıl olur? 10-20 ileride nasıl bir hizmet veriyorlar? Evet, sorduğumuzda aldığımız cevap şu. Meslektaşlarımızın diyor, daha çok hizmet veriyoruz. Daha çok kaliteli ve mesleği icra ettiğimiz mükelleflerimizi geliştiriyoruz diyorlar. Anladığım, bizde daha evvelden bir Migros olayını yaşamıştık Koç Holding'in. Onun farklı boyutunu anlattılar kendileri. Şöyle ki Migros kredi kartı sayısı düştüğünde, yani tahsilatı düşüp kredi satışıyla olmadığında hemen satış kararı aldı yatırım yapmak yerine. Ve onlar da satış kararı almanın bu yönteme benzer bir yöntemler artık uyguladıkları mükelleflerini bu konuda riskler karşısında uyarmak görevi içinde olduklarını, bu konuda da uyarlar yaptıklarını söylediler. Evet, Dünya Muhasebe Kongresi, 19. Muhasebe Kongresi böyle geçti. Edindiğimiz bilgileri derledik. Zannediyorum TÜRMOP şu anda internette yayına başladı. Bu ileride önümüze çıkacak olan tüm riskleri ortadan kaldıracağını inanıyorum. Mesleğimizin geleceğinde özellikle bağımlı meslektaşlarımızın ve stajyerlerimiz için çok önemli olacağını düşünüyorum. Dünyada bu mesleği yapan stajyerler ve bağımlılara ayrı bir özen gösteriliyor. Bürolarda mutlaka eleman dediğimiz zaman sadece hizmetli olarak görülüyor. Stajyere ve bağımlı olarak algılanıyor. Kesinlikle normal dışarıda çalıştırdığımız eleman gibi görünmüyor. Ki bizim meslek yasamızda da, çalışma usulü esaslarımızda da var. 22. maddesi
bürolara çalışacak asıl elemanın bağımlı meslektaşımız ve stajyerimiz olması gerektiğini söylüyor. Bu uygulamanın dünya ölçeği olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Ve ben sözü Cenk İçer Beyefendi'ye veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, değerli katılımcılar, herkese saygılarımı sunuyorum. İsmim Cenk İçer, Luka Mali Müşavir Paketi ve LukaNet Ürün Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Aslında bugün başkanımın da belirttiği üzere bir e-dönüşüm yaşıyoruz. Bu e-dönüşüm içerisinde aslında tam da göbeğinde bu meslek camiası var. Bugün anlatacağımız konular esasında tam bu e-dönüşümün göbeğindeki konular. E-fatura, e-defter, e-arşiv, kayıt saklama ile ilgili konular olacak. Dolayısıyla PowerPoint açabilirsek sevinirim. Sunuma öncelikle sizlere güncel rakamlardan bahsederek girmek istiyorum. Daha sonra biraz aslında büyüklüğü görmüş oluruz. Nasıl bir büyüklükten bahsediyoruz bu süreç içerisinde? Onlara bakıyor olacağız. Tabii ki yasal dayanak, temel yasal dayanak yeni TTK. Yeni TTK'nın bu işler dışında da bizim bildiğimiz, sizlere önemli altını çizmek istediğimiz noktalar var, yenilikler var. Bunlar neler? Biraz da bunlardan bahsediyor olacağız. Tabii ki hasbelkader e-fatura, e-defter, kayıt saklama, e-arşiv ile ilgili birçok seminer dinlemiş olabilirsiniz. Ama bu süreç içerisinde birçok yenilik oldu. Şu an için yaklaşık 300-500 tane firma e-defter kullanıyor. Nerelerde sıkıntı yaşıyor bu firmalar? Sizin özellikle nerelere dikkat etmeniz gerekiyor? Biraz bunlara bahsediyor olacağız ama mevzuatın da üzerinden geçiyor olacağız. Son değişikliklere de bakacağız. Sonra size Luka uygulamalarından bahsedeceğim. Luka'da biz bu işleri nasıl gerçekleştiriyoruz? Biraz uygulamacı gözüyle sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Entegrasyonlarımızı anlatacağım. Hem sizin normal muhasebe işleyişinizde sizlere yardımcı olacak entegrasyonlar bunlar. Hem de e-defter tarafındaki süreç biraz zorlu bir süreç. Bu entegrasyonlar, e-fatura süreçleri biraz zorlu süreçler. Buralarda nasıl entegrasyonlarla size kolaylıklar sağlıyoruz yine bahsediyor olacağız. Sonra bir kısa ara veririz. Ara sonrasında sunum içerisinde sürekli bahsedeceğim özel entegratör kavramından. İşnet'le yapmış olduğumuz özel entegratörlük çalışması esasında sadece bununla değil, bir iş birliği, bir güç birlikteliği. Dolayısıyla bunların sizlere sağlamış olduğu birçok avantaj var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Sorularınız olacaktır. Yine arada sorularınızı yazarsanız çok sevinirim. Ama sorulara mail adreslerinize eklerseniz çok çok iyi olur. Bazen teknik doküman göndermem gerekiyor ya da tebliğ göndermem gerekiyor. Dolayısıyla burada çok detaylı girmeyiz ama sizlere daha sonra bununla ilgili de geri dönüşler yapmaya çalışıyor olacağım. Şimdi efendim, yasal dayanak 6102 sayılı TTK demiştik. Yeni Türk Ticaret Kanunu. Tam bir kronolojik sırayla gitmek gerekirse daha sonra Vergi Usulü Kanunu 213 sayılı, Vergi Usulü Kanunu 213 sayılı genel tebliğ yayınlandı. Bu aslında e-defterle ilgili bir tebliğdi. Kimler e-defter tutabilir? Hangi şartlarda tutulabilir? Bunların tanımlandığı bir tebliğdi. Ben şimdi üzerinden birazcık daha geçeceğim. Nasıl hazırlanıyor vesaire gibi. Daha sonra da hemen akabinde bu elektronik defterle ilgili teknik şartname yayınlandı. Bir sıra numaralı elektronik defter genel tebliği. Aslında bunlar bizler içindi. Bir yazılım firmasına verilmişti bunlar. Ve deniyordu ki işte şu formatta hazırlanacak, bu formatta hazırlanacak, şunlara dikkat etmeniz gerekiyor, şu test süreçlerinden geçeceksiniz vesaire gibi bilgilerin geçilmiş olduğu bir tebliğdi. Daha sonra arka arkaya e-fatura ile ilgili tebliğler gelmeye başladı. Öncelikle Vergi Usulü Kanunu 397'yi gördük. Vergi Usulü Kanunu 397 ile beraber e-faturayı kimler hazırlayacaklar, hangi yöntemler var bunları gördük. Sonra bazı büyük firmalar küçük firmaları zorlamasıyla beraber yeni yeni sektörler, yeni yeni kişiler girmeye başladı. E-fatura ile ilgili sebeplerden dolayı ve hemen gelir dersi Vergi Usulü Kanunu 416 ile beraber yeni sektörleri sisteme dahil etti. Sonra iş biraz teknik tarafta sıkıntıya uğramaya başladı. Bundan yöntemler çok verimli yöntemler değildi. Sektör biraz rahatsızdı bundan dolayı. Ve çok önemli bir kavram geldi. Vergi Usulü Kanunu 421 ile beraber özel entegratör kavramı. Bu kanun neler getiriyor? Özel entegratör sistemi nasıl rahatlattı? Onlara bakacağız. Daha sonra aslında bütün bunlara bakıyoruz. Yeni TTK, işte Vergi Usulü Kanunu 213-3. 97, e-fatura, e-defter süreçleri. Hepsi bunlar arka arkaya geldi. Peki niye vardı bunlar? Bunlar iki tane eylem planı vardır. Bunları açıklayan. Bunlardan bir tanesi kaçakçılıkla mücadele eylem planı, bir tanesi de
kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı. Ama bunlardan en önemlisi ise kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planıydı. Çünkü biz ürünlerimizi geliştirirken de açtık baktık burada e-dönüşümle ilgili bütün ipuçları gördük. E-fatura ile ilgili kimler tutabilir, hangi yöntemler olabilir, hangi kurum yetkilidir, e-defter nasıl ilerleyecek? Çok önemli bir kavram var, ödeme kaydedici cihazlar, internetten satış yapanlar, bunlar her şey yine kayıt dışı ekonominin mücadele stratejisi eylem planında tek tek anlatılmıştı. Peki, bütün sunumda zaten bunun üzerinden ilerleyecek. Bu kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı üzerinden ilerleyecek. Bunlardan size maddeler halinde anlatacağım. İşte bakın bu buradan geliyor, buradan geliyor diye. O kadar önemli bir eylem planı. Peki, sonuç itibariyle gelir idaresi bununla neyi hedeflemiş oluyor? Bu tebliğler, bu eylem planlarıyla ilgili. Önceden bugün konuştuğumuz her şeyi kağıt ortamında hazırlıyorduk. Sayın Başkanım da anlatmış olduğu gibi. Ben de mali müşavirim. Eskiden e-beyanname, 2004'ten itibaren gelen e-beyanname çok sıkıntılı bir süreçti. Birbirimize işte bilgisayarlara yükleyemiyorduk, çalıştıramıyorduk. Ama bir şekilde bu süreç ilerledi. Birbirimizin bilgisayarlarını alıyorduk, işte bürolarına gidiyorduk. Orada birbirimize anlatıyorduk. Ama şimdi bakıyoruz günümüzde yaklaşık 32 tane beyannameyi sistem üzerinden gönderebiliyor durumdayız. Peki yarın ne olacak? Dün kağıt ortamında hazırlanan şeyler, bugün elektronik ortamda konuştuğumuz her şey yarın artık karşınıza hazır bir şekilde gelecek. Bunları yaşamadık mı? Yaşadık. Örneğin kiralar. Hazır bir şekilde karşınıza bunlar gelmiş oluyor. Bankadan gelen bilgilerle vesairelerle, bir önceki yıl hazırlamış olduğunuz beyannamelerle. Sonuç itibariyle e-fatura dediğiniz, e-defter dediğiniz her şey gelir idaresi üzerinden gelecek ve karşınıza hazır bir şekilde beyannameler gelecek. Siz bunlar tamamsa onaylayarak ilerleyeceksiniz. Sunum biraz geriden geliyor, kusura bakmayın. Peki, yeni TTK'nın bilişim sektörüne getirdiği diğer yenilikler neler? Bunlardan bir tanesi CAP. Elektronik tebligatla beraber CAP'in önemi çok daha fazla artacak. CAP sadece elektronik tebligatla değil. Şu an için anonim şirket ve limited şirketler için zorunlu. Ama tebligatlar kağıt ortamında yapıldığı için şu an için kullanmıyorsunuz. Ama kurumlar size yarın bir gün kağıt ortamında bir tebligat gönderecekler ve diyecekler ki CAP adreslerinizi gönderin. CAP adreslerinizi gönderdikten sonra artık kağıt ortamında hiçbir şekilde tebligatlarınızı almayacaklar. E-ticaret sicili çok hızlı ilerliyor. Gidiyoruz ileride sürekli diyorlar ki işte ticaret sicilinde bu özellik eklendi, bu uygulamayı yapmamız gerekiyor diye. Dolayısıyla e-ticaret sicilde hızlı bir şekilde ilerlemekte. Bugünkü konumuz e-fatura, e-defter. Bunların ayrılmaz bir bütünü de e-imza ve mali mühür olacak. Ama 2015'te çok sık duyacağız. Bizzat Gümrük Ticaret Bakanı'nın kendi uyguladığı deneme uygulamalarını yapmış olduğu genel kurulda yine gündemimizde olacak. İşte bu bizim meşhur kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı. İlk e-fatura ile ilgili sinyalleri 5. maddede almaya başladık. Diyordu ki akaryakıt, madeni yağ, alkol, tütün ürünlerinden başlamak üzere, sektörlerinden başlamak üzere e-fatura ve e-defterlerin yaygınlaştırılması diyordu. Şimdi konuştuğumuz bütün bu rakamlar aslında başlangıç rakamları. Biz burayı gördüğümüz zaman anladık. Demek ki e-fatura dediğimiz, e-defter dediğimiz şeyler belli sektörler için olacak. Ama orada çok önemli bir madde var. Orada diyor ki yaygınlaştırılması. Bugün için gider bütçesinde de açıkladılar. Artık e-defter tarafında çok hızlı ilerlemek istiyor gelir idaresi. E-fatura tarafında çok hızlı ilerlemek istiyor. Dolayısıyla teknik giderlerle ilgili bütçede önemli bir yer ayrılmış durumda. Tabii bu eylem planından yetki alan Gelir İdaresi Başkanlığı hemen e-fatura ile ilgili ilk tebliğlerini çıkarttı. Baktığımız zaman 397'ye şöyle diyordu. Faturada yer alması gereken bilgileri kapsar, elektronik kayıtlar bütünüdür diyor ve değişmezliğini mali mühür ve imza ile sağlarsınız diyor. Şu tanıma baktığınız zaman aslında kağıt ortamında hazırlanan faturadan farklı bir şey değil. Bir satıcı var, bir stok işlemi var, miktar var, vergiler var. Her türlü vergi orada girebiliyorsunuz. Döviz işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir zarf mantığı var. Gerçek hayata çok yakın bir sistem. Peki kimler kullanacaktı? Biz tüm akaryakıt sektöründekiler zannediyorduk. Ama Vergi Kanunu 397 ile beraber kriterler belli olmaya başladı. Ve dedi ki gelir idaresi, öncelikle anonim şirket ve limited şirketler bunları kullanacak dedi. Ama e-faturanın bazı kolaylıklarını gören büyük firmalar
alt bayilerini zorlamalar yapmaya başladılar. Sen de benden mal alacaksan eğer sen de faturaya geç dediler. Çünkü çok hızlı bir faturalaşma sürecini gerçekleştirdiği bir sistemden bahsediyoruz. Hemen Gelir İdaresi Vergi Usulü Kanunu 416'yı çıkarttı ve gerçek kişilerin de e-fatura kullanmasıyla ilgili yetkiyi vermiş oldu. Peki kimler kullanacaktı? Şu an söylediğim kriterler, 2011 yılı için söyleyeceğim kriterler şu anda geçerli. Bunlar değişmedi. Gelir İdaresi dedi ki, 5015 sayılı petrol piyasası kapsamında maden iade lisansına sahip olan firmalardan 2011 yılı cironuz 25 milyonu geçiyorsa sizler e-fatura kullanacaksınız dedi. Yine aynı şekilde 4760 sayılı malları imal inşa eden 3 sayılıdaki listeleri malları imal inşa eden firmalardan 2011 yılı cirosu 10 milyonu geçenler siz de e-fatura kullanacaksınız dedi ve gelir vergisi 58 nolu sirküleri yayınladı. Altında 2 tane Excel liste vardı. Açtık baktık, bir tanesi 5015'e bir tanesi 4760'a aitti. Orada firmalar tek tek sayılmıştı. Çünkü yıl 2012 idi. Kurumlar vergisi beyannamesini vermiştik 2011 ile ilgili. Dürüst satış hasılatları belliydi. Ve NACE kodlarınızdan da bu sektörlerde olup olmadığını bu firmaların tespit etmişti. Başlık baktık. Bu firmalar kaç taneydi? Nasıl bir sektörden bahsediyoruz? Hemen merak ettik. Yaklaşık 2500 tane firma olduğunu gördük. Ama ben biraz önce bahsettim size. 19.411 tane firma şu an için e-fatura kullanıyor. Peki bunlar sisteme nasıl girmişti? Orada bir madde vardı, daha vardı. Diyordu ki, eğer sen bu sektörlerde olmayabilirsin ama 2011 yılı ciron 25 milyon ve üstündeyse ve gittin sen 5015 sayılı malları imal inşa eden firmalardan bir mal aldın. Miktar, cins, tutar hiç önemli değil. Sen de faturaya geçeceksin dedi. Aynı şekilde 4760'a tabi olanlar ve 2011 yılı cironuzda 10 milyonu geçiyorsa siz de e-fatura geçeceksiniz dedi ve rakam birdenbire 19.411'leri buldu. Peki soru şuydu, ne zaman uygulayacaktık bu sistemi? İlk tarih açıklandı, 1 Eylül 2013 tarihti. O tarih geldiğinde ne sistemde özel entegratör vardı, tek tük bir iki tane vardı ama insanlar ne yapacağını, nasıl fatura göndereceğini çok bilmiyorlardı. Hatta teknik sıkıntılar da vardı. Faturayı imzalaya basıyordunuz, tek faturayı 4-5 saniye süren bir süreç vardı. Hatta ayın 20'si 24'ü geldiği zaman basıyordunuz, ertesi gün faturalar gidiyordu karşı tarafa. Bu süreçlerden dolayı Gelir İdaresi ilk uzatmayı yaptı. Dedi ki, özel entegratörlerin sisteme girmesinden dolayı 31.12.2013'e uzatıyorum dedi. Sonra bir uzatma daha geldi. İleriki slaytlarda bunlardan da bahsedeceğim. Peki e-defteri ne zaman kullanacaktık? Çünkü e-fatura kullananların e-deftere geçmesi gerekiyor, zorunlu kullananların. Onlar için de Gelir İdaresi dedi ki 1.1.2014. Bir de eğer kendi yazılımlarınızı geliştiriyorsanız e-defterde siz de 1 Eylül 2014'te e-defter kullanacaksınız dedi. E-defterde süreler değişti. İhtiyari bir uzatma oldu. Ondan bahsedeceğiz. Ama şu değişmedi. Eğer yazılımınızı kendiniz geliştiriyorsanız 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle e-defter kullanmaya başladınız. Şu an için Türkiye'de yaklaşık 300 ya da 400 tane firma e-defter kullanıyor durumda. Bu 2015'te yaklaşık 18.000, 19.000 rakamlarını bulacak. İlk baktık, biz faturayı nasıl gönderecektik? Teknik şartnamede bir fatura imzalama kavramından bahsediyordu. Fatura oluşturma kavramından bahsediyordu. Peki, nasıl yapacaktık bunları? Gelir İdaresi ilk 397 ile beraber iki yöntem öngördü. Bunlardan bir tanesi portaldı, diğeri de özel entegrasyondu. Portal uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açmış olduğu bir sistem. Oradan faturalarınızı tek tek giriyorsunuz, stoklarınızı giriyorsunuz, kendi mali mühürünüzle işlem yapıyorsunuz. Arşivleme denen bir işlem var ama o sizin bildiğiniz arşiv değil. Yani yasal olarak onları saklamıyorsunuz. Sadece bir liste. Sisteme giren kayıtlı kullanıcıların görüldüğü bir kayıtlı kullanıcılar listesi var. Bir tane de fatura yükleme ekranı var. Oradan da toplu faturalarınızı yüklüyordunuz. Ama bunun nasıl olacağı ilgili teknik şartnameler de vardı. İnsanlar girdiler. Buradan fatura girmek biraz sıkıntılıydı. Bir faturaya giriyorsunuz. Stoklarınızı giriyorsunuz. Sonra fatura aynı stoktan ibaretse hiç kaydetmiyor sistem. Tekrar tekrar girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla çok kullanışlı olmayan bir sistemdi. Ama e-faturaya giren büyük firmalar vardı. Örneğin Filliboya. Dedi ki ben hiç bu portalla uğraşmayayım. Sen bana öyle bir sistem yap ki ben bu faturalarımı günde 1000 tane 1500 tane fatura kesiyorum. Hızlı bir şekilde göndereyim. Gelir İdaresi dedi ki o zaman gel sen benim sistemime web servisle bağlan. Ama belli şartlarım var. İşte sistemini 7-24 ayakta tutacaksın, arşivlemeni kendin yapacaksın gibi çok ağır da teknik şartlar getirdi. Ve birçok firmada, büyük firmada bu yöntemi benimsedi. Ama bugün için bana gel özel entegrasyon sistemini kur deseniz bir yazılım firmasına yaklaşık 200 bin, 300 bin dolardan aşağı ağzını açmıyorlar. Bununla da bitmiyor.
7/24 sistemi ayakta tutmanız gerekiyor. Dolayısıyla küçük firmalar, az faturayı kesen firmalar için bir yöntem vardı. O portaldı. Onda bir sıkıntı yok. Büyük firmalarda özel entegrasyon yöntemini benimsemişti. Ama ortadaki KOBİ ve KOBİ üstündeki firmalar ne yapacaktı? Çünkü hızlı fatura kesiyorlardı. Büyük firmalar kadar olmasa da çok da kullanışlı olmayan bir sistemdi. Ve bütün arşivlemeyi de kendilerinin yapması gerekiyordu. Hemen Vergisi Kanunu 421 yayınlandı. Ve çok önemli bir kavramı getirdi Gelir İdaresi. Özel entegratör kavramını. Özel entegratör kavramı nedir? Dedi ki üçüncü firmalar, bunlar birçoğu bankaydı. Sen bırak portalı, bunu ben yapayım. Senin yerine bunları ben geliştireyim. Excel'den fatura atma imkanı olsun, hızlı veri girişi olsun. Hatta muhasebe yazılımlarından da entegre bir şekilde faturaları firmalardan alayım, göndereyim dedi. Gelir İdaresi bunu çok sevdi ve hemen o firmaları teste tabi tuttu. O testi geçenlerin isimlerini de açıkladı. Dolayısıyla çok hızlı fatura kesmek isteyen, muhasebe sistemlerini entegre etmek isteyen firmalar özel entegratör sistemine geçmeye başladı. Ama orada bir sıkıntı daha vardı. Peki mali mühür nasıl olacaktı? Çünkü merkezi bir sistemde mali mühür imzalamak gibi sıkıntılar vardı. Hemen Vergisi Kanunu 423 yayınlandı ve dedi ki sen özel entegratör olarak firmalardan vekalet al ve onların adına faturalarını imzala. Dolayısıyla siz özel entegratörlerle yapmış olduğunuz sözleşmelerle sizin adınıza faturaların imzalanmasıyla ilgili yetki vermiş oluyorsunuz. Ve böylelikle aslında sektör daha da rahatlamış oldu. Sistem nasıl çalışıyor? Çok basit. Aynı bir e-posta sistemi gibi çalışıyor. Bir satıcı faturayı kesiyor. Bir zarflama tekniği var. Birazdan bahsedeceğim. Teknik bazı kolaylıkları var. Gerçek sisteme çok yakın. Gerçekten faturalaşma sistemine çok yakın. Dolayısıyla faturalarınızı o zarfın içerisine koyuyorsunuz. Sonra Gelir İdaresi Başkanlığı iletiliyor bu. Gelir İdaresi Başkanlığı ilgili firmaların kayıtlı kullanıcıların e-posta sayesinde, teknik bir e-posta, bildiğimiz kullandığımız e-posta değil, alıcıya iletiyor ve çok önemli yanıtlarla beraber Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yine satıcıya iletilen bir sistem. Faturaların gönderilmesiyle ilgili de iki tane yöntem öngördü Gelir İdaresi. Bunlardan bir tanesi temel fatura senaryosuydu. Temel fatura senaryosu kısaca şöyle, faturanızı oluşturuyorsunuz, karşı tarafa gönderiyorsunuz. Bu fatura onaylandı mı, onaylanmadı mı gibi herhangi bir mesaj almıyorsunuz. Diyelim ki bunu iptal edeceksiniz, nasıl yapıyorsunuz? Telefonla, en ihtimalle noter kanalıyla bunları iade ediyorsunuz. Ticari fatura senaryosunda ise gönderdiğiniz faturaya kabul, red gibi mesajları yine kendi mali mühürünüzle imzalayarak gönderiyorsunuz. Dolayısıyla bir noter kadar da aslında önemli bir belge türü oldu. İkisi arasında bazı sıkıntılar vardı ama hangi yöntemi kullanacağınıza Gelir İdaresi karışmıyor. Siz bir faturayı temel, bir faturayı ticari fatura senaryosuyla gönderebiliyorsunuz. Buna hiç karışmıyor ama şu var, diyelim ki bir temel fatura senaryosuyla faturayı gönderdiniz. Karşı taraf bunu iade etti. Nasıl yaptı? Telefonla yaptı ya da noter kanalıyla. Siz bir tane daha gönderiyorsunuz iade faturasına karşı, bir yeni fatura daha gönderiyorsunuz. Etti mi iki tane fatura? E-fatura kullananlar, zorunlu kullananlar, e-defter de kullanması gerekiyor. Dolayısıyla gelirlerinize yazıyorsunuz bir tane gelir ama e-fatura sisteminde oldu iki tane gelir faturası. Belki o durumlarda Gelir İdaresi Başkanlığı'na izahat vermek durumunda kalabilirsiniz. Ama ticari fatura senaryosu gönderdiğiniz faturalarda karşı tarafın vermiş olduğu kabul üret gibi mesajlar da sistemde olacağı için Gelir İdaresi hiç size bunları sormak zorunda kalmayacak. Uygulama hedefleri neler? Gelir İdaresi Başkanlığı öncelikle bankalar sistemin içerisine dahil etmek istiyor. Çünkü faturaları gönderiyorsunuz ama bunları nasıl ödediniz bunları da takip etmek istiyor ki e-defterde bununla ilgili birçok alanda açtı, bahsedeceğim. Yine bireysel kullanıcılar sistemde olsun diyor. Bunu ilk anlatırken çok anlamlı gelmiyordu ama Vergisi Kanunu 433 ile bunu nasıl sağladığını görmüş olduk. Ticari kullanıcılar sistemde olsun istiyor. Ve tabii ki bütün sistemi kamu kurumlar sisteminde içerisinde olsun diyor. Mesela birçok kamu kurumu yıl sonu itibariyle e-faturaya geçecek ve diyecek ki eğer bana fatura göndereceksen sen de e-faturaya geçmen gerekiyor diyecek ve belki hiçbir kriter olmadan fiili olarak insanları e-faturaya geçmeye zorlayacaklar kamu kurumları. O yüzden çok önem veriyor Gelir İdaresi. Ama bütün sistemi de özel entegratörler üzerinden yaygınlaştırmak gibi bir hedefi var. Özellikle bunu e-arşivde görüyoruz. Peki bu konudaki özellikli konular neler? Biraz önce bahsettik. Belli hadler var. O hadlerde e-fatura geçebiliyorsunuz. Ama o hadlerin dışında da olursanız siz de ihtiyari olarak e-fatura uygulamasına geçebiliyorsunuz.
Sistem sadece kayıtlı kullanıcılar arasında gerçekleşebiliyor. Yani siz e-faturayı sadece bir kayıtlı kullanıcı arasında gerçekleştirebiliyorsunuz. Kayıtlı kullanıcı olmayan, yani karşıdaki firma e-faturaya geçmemişse siz e-fatura alıp veremiyorsunuz. Aslında e-faturanın kendisi yeni bir belge türü değil. Ama 3 tane yeni belge türü üretti sistemimize, mevzuatımıza. Bunlardan bir tanesi sistem yanıtı, bir tanesi de uygulama yanıtı. Bu işte kabul, üret gibi mesajlarımızı aldığımız. Bir de e-faturanın kendisi. Bahsettik. Sistem esasında bir zarflamayla çalışıyor. Bu zarflama çok önemli. Bütün faturaları yönlendiren şey bu zarf. Biz gerçek hayatta ne yapıyoruz? Faturalarımızı kesiyoruz, bir zarfın içerisine koyuyoruz ve karşı tarafa iletiyoruz. Tamamen sistem bu şekilde işliyor. Faturalarımızı kesiyoruz, aynı cari olanları, yani aynı satıcılara, alıcılara aynı zarfı koyup gönderiyoruz. Bu zarfın başka özellikleri de var. Biz gerçek hayatta bazen ne yapıyoruz? Özellikle petrol istasyonları yapıyor bunları. Tesellüm fişleri ya da petrolden almış olduğumuz o fişleri, dökümleri üzerine koyup bir tane faturanın altına koyup faturayla beraber bize iletiyorlar. E-faturada bunu gerçekleştirebilirsiniz. Tesellüm fişlerinizi taratın, PDF döküman ya da JPEG formatında e-faturanın ekinde bu faturaları, bu belgeleri de gönderebilirsiniz. Buna sözleşme diyebilirsiniz, buna tesellüm fişleri diyebilirsiniz ama ekinde belgeleri de iletebiliyorsunuz. Peki son değişiklikler neler? 30.12.2013 tarihi itibariyle Vergisel Kanun 433 yayınlandı. Bu aslında e-faturaya çok devrimsel yenilikler getirdi. Ama e-faturayı da ilgilendiren kısımlar var. Bildiğimiz e-arşiv. Bunlardan en önemlisi, eskiden biz e-faturanın kağıt çıktısının hiçbir işe yaramadığını söylüyorduk. O zaman ne olacaktı? İrsaliyeli fatura nasıl işleyecekti? Gelir İdaresi buna bir çözüm buldu. Vergisel Kanun 433'te dedi ki, mal teslimi sırasında e-faturanın kağıt çıktısını al, saat dakika bilgisini yaz, üzerine de irsaliye yerine geçer ifadesini kullan, mal teslimine ver. Ben bunu irsaliye olarak kabul edeceğim dedi. Ve dolayısıyla irsaliyeli faturaya çözümüne de, yani irsaliye kısmına da böylelikle e-fatura tarafında bir çözüm bulmuş oldu. Yine süreyle ilgili bir uzatım oldu. Tam son maddede diyordu ki e-fatura sistemiyle ilgili e-faturayı alıp vermek 1 Nisan 2014'de uzattım dedi. Yaklaşık 6-7 aydır da biz e-faturayı zorunlu olarak kullanmaya başladık. Tabii kronolojik sırayla e-fatura soru geliyordu ama anlatım olarak bu şekilde ilerlenmesi gerekiyor. E-defterle ilgili de tebliğler arka arkaya gelmeye başladı. E-defter çok önemli. Çünkü e-fatura çok değişiklik getirmiyor sistemimize ama e-defter çok fazla değişiklik getiriyor. İlk tanım Vergisel Kanun 213'te şöyleydi. Şekil hükümlerinden bağımsız, Vergisel Kanunu TTK'ya uyumlu ve elektronik kayıtlar bütündür diyordu. Şimdi bu tanıma baktığımız zaman e-faturada olduğu gibi şu anki kullandığımız defterden farklı bir defteri tanımlamıyor gibi olsa da aslında çok fazla değişiklik var. Özellikle elektronik altyapısı, XBRL dediğimiz şey çok fazla yenilik getiriyor. Bunlardan bir tanesi ödeme yöntemi. Şu an için biliyorsunuz 19.12.2012 tarihinde Gümrük Ticaret Bakanlığı diyor ki evrak tarihi, evrak numarası varsa belge türünü ekleyeceksiniz diyor. Elektronik defter kullandığınız için de eğer kayıt bir ödemeye ilişkilendiriyorsa, kasa, banka, çek, senet gibi bunlarla ilgili nasıl belge türünü her satıra yazıyorsanız ödeme yöntemi bilgisini de uzun uzun her satıra yazmanız gerekiyor. Mesela elektronik defterle ilgili bir yenilik de bu. Peki hangi defterler elektronik ortamda tutulacak? Açtık baktık tebliğe herhangi bir ifade yok. Diyor ki sen git e-defter.gov.tr'ye bak. Ben hangi defterlerin teknik şartnamesini orada hazırlamışsam, hangi defterler elektronik ortamda hazırlanır diyorsam o defterler elektronik ortamda tutulacak diyor. Bugün için baktığımız zaman yemeği defteri ve defteri kebir olduğunu görüyoruz. Ama yarın ortaklar pay defteri, kasa defteri, envanter defteri de hiç tebliğ çıkartılmadan elektronik defter e-defter gov.tr'de yayınlandığı an itibariyle bizim için elektronik ortamda tutulabilir hale gelecek. Peki kimler e-defter kullanabilir? Aynı e-faturada olduğu gibi gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri e-defter kullanabilir. Tek şart var, bilançosuna göre defter tutmanız gerekmekte. E-fatura için bahsetmedim ama e-defter için bazı ön koşullar var. Gerçek kişiler için e-imza mali mühürün olması gerekiyor. Uyumlu bir yazılımın olması gerekiyor. E-defter kullanacak bir firmanın kesinlikle ve kesinlikle alelade bir muhasebe yazılımı kullanması yasak.
Zaten başvurular sırasında bunlar alınmıyor. Siz herhangi bir yazılımı kullanamazsınız. Hangi yazılımı kullanacaksınız? E-Defter GoTR'de uyumlu yazılımlar listesi vardır. Oradan uzun uzun ismini bulacağınız yazılımları kullanmanız gerekiyor. Bizim ismimiz de 2013 yılından itibaren orada var. Böyle bir teknik komisyon var. Teknik bazı gereklilikler var. Onları hazırlıyorsunuz. Komisyondaki şunları bunları hazırla diyor yazılımlara. Hazırlıyorsunuz, testlere tabi tutuyor ve sizin isminizi orada yayınlıyor. Dolayısıyla uyumlu bir yazılım kullanmanız gerekiyor. Tüzel kişiler ne yapması gerekiyor? Kesinlikle onların da mali mühürü olması gerekiyor. Uyumlu bir yazılımın olması gerekiyor. Ve eskiden diyorduk ki e-fatura kullanıcısı olması gerekiyordu. Şimdi ondan da vazgeçti gelir idaresi. E-fatura kullanıcısı olmak zorunda değil. Dolayısıyla iki uygulama bağımsız şekilde ilerleyebilir. Bazı sektörlere e-defteri zorunlu, bazılarına e-faturayı zorunlu olarak ilerletebilir. Bizim vergisi kanununda bir madde vardır. İşte kayıtları 10 gün içinde ya da işte bir belgeye dayanıyorsa 45 gün içerisinde yazdırmanız gibi. Onu biz ne yapıyoruz? Hiçbir zaman gerçekleştirmiyoruz. Ya işte kapanış tasdikleri sırasında yapıyoruz defter dökümünü ya da işte kurumlar vergisi sırasında yapıyoruz. Ama e-defterde bu iş bitti. Bunları Gelir İdaresi Başkanlığı aylık olarak dökmenizi istiyor. Ve Gelir İdaresi Başkanlığı geriye dönük de işlem yapmanızı engelliyor. Niye engelliyor? Çünkü o kanuna göre siz bu defterleri döktükten sonra geriye dönük işlem yapamazsınız. Defteri araya bir şey giremezsiniz. Bunu da elektronik ortamda sağlıyor. Bakın nasıl sağlıyor. Biz elektronik defterin kendisini Gelir İdaresi Başkanlığı'na yüklemiyoruz. Yüklediğimiz şey bu ekranda görmüş olduğunuz berat. Bu berat noterin ilk sayfası gibi, tasdik sayfası gibi düşünebilirsiniz. Her ay bunlar hazırlanıyor, aylık olarak gönderiliyor. Defteri siz saklıyorsunuz. Ve yüklediğiniz berat bu da değil. XML formatında, aynı bir beyannameye benzeyen bir format. Çıktısı bu şekilde. Şimdi burada ne var? Mükellef bilgileri var, mali müşavir bilgileri var, defterle ilgili bilgiler var. Hiçbir mali veri yok gördüğünüz gibi. Hiçbir mali veri yok. Peki sizin geriye dönük işlem yaptığınızı nasıl ispatlıyor ya da nasıl engelliyor Gelir İdaresi Başkanlığı? Diyelim ki Ocak ayındaki defterlerinizi hazırladınız. Ocak ayı beratını da Nisan ayında yüklediniz. Bahsedeceğim sürelerden. Yükledikten sonra geri dönük işlem yaptığınızda hemen ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Eskiden biz YME kayıtlarımızda satır numarası yoktu. Sizin YME kayıtlarınızdan satır numaralarını istiyor. Artık bunlar yazılımlar eklemek zorunda. Ondan sonra hesap kodlarınızdan değerler alıyor. Bakiyelerinizden değerler alıyor. YME kayıtlarınızdan değerler alıyor. Şimdi bahsedeceğim tek tek onlardan da. Bunlardan tutup bir de mali mühürünüzden değerler alıyor ve aşağıdaki şuradaki numaraları oluşturuyor. Burası çok güzel bir mühendislik algoritması. Sonra Ocak ayını verdiniz Nisan sonunda. Geldiniz Mayıs ayına, geriye dönük Ocak'ta bir işlem yaptınız. Ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. İster hesap kodunu değiştirin, isterseniz silin. Bırakın silmeyi, satırların yerini değiştirin. Mümkün değil ki şuradaki değeri bir daha yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tekrar e-defterden beratlarınızı çalıştırdığı zaman, ki zaten yüklediğiniz zaman aşağıda Gelir İdaresi Başkanlığı da kendi mali mühürünü vuruyor. Böylelikle değişmezliği oluyor. Ve böylelikle sizin geriye dönük işlem yaptığınızı anlamış oluyor. Dolayısıyla aylık olarak da defterlerimizi kapatmamız gerekiyor. Buna da alışmamız lazım e-defter kullanacakları. Dil XBRL e-defter çok fazla yenilik getiriyor. Bunlardan bir tanesinden bahsettik. Ödeme yöntemi gibi. Ama çok önemli bir dil. Uluslararası bir dil. Sizin yaptığınız bu defterler, hazırladığınız bu defterler dünyanın her yerinde denetlenebilir. Aynı zamanda kamu denetimi için de çok önemli bir format. Nasıl denetliyorlar? Bana göre sağdaki kısım şu anki YME defterimiz. Kağıt ortamında döktürdüğümüz YME defteri. Diğer taraftaki de elektronik ortamdaki hali. Her bir alanın etiketi var. Evrak tarihi, evrak numarası, satıcı bilginiz vesaire, ödeme yöntemi, belge türü, her şeyin alanı var. Dolayısıyla kamu denetçisi elektronik defterini ver dediği zaman saniyeler içerisinde sizin tesis sorununa uymadığınız kayıtlarınız otomatik olarak çıkar. Böylelikle denetim hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bu da defteri kebir. Yine aynı şekilde defteri kebirde tüm alanlar var. Sistem nasıl işliyor? Sistem normal YME kayıtlarınızı tutuyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken kurallar var. Birazdan bahsedeceğim. Onları hazırladıktan sonra uygulamalar var. Masaüstü uygulamaları. Bunlar defterinizi çekiyorlar, indiriyorlar bilgisayarınıza. Uygulamalar üzerinden, uyumlu yazılımlardan beratlar üretiliyor. Ve mali mühürle imzalıyorsunuz. Biraz önce bahsettik.
Sonra imzaladığınız bu dosya aynı zipli bir dosyadır. İçerisi XML'dir, berattır aslında o. O dosyayı gelir dairesinin edefter.gov.tr sitesine mali mülkünüz takılıyken yüklüyorsunuz. İşte edefter için bir alan var. Defteri kebir için bir alan var. YM defteri için bir alan var. Yüklüyorsunuz. Onayla butonuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra karşınıza biraz önce göstermiş olduğum Berat'ın PDF çıktısını veriyor. Siz bu PDF çıktıyı alıyorsunuz. Defterinizle beraber saklıyorsunuz. İş bu. Peki bu sırada tabii ki sektörde e-defterle ilgili sıkıntılar vardı. Birçok sıkıntı vardı. Bunların birçoğu değişikliğe uğradı. Ama süreler çok problemliydi. Hemen gelir dersi 67 nolu sirküleri yayınladı. 67 nolu sirkülere göre eğer e-deftere geçişle ilgili süreler uzatıldığı kısımdır bu. Dedi ki eğer sen dedi 2014 yılı içerisinde herhangi bir tarihte başvurursan, mesela bugün ayın 19'u, 19 Kasım itibariyle başvurdun diyelim. Sistem size otomatikman bir mail geliyor ve diyor ki 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle e-defter mükellefi yapıyoruz diyor. Böyle bir mail geliyor. Eğer siz 2015'te e-deftere geçmek istiyorsanız bir ay bekleyeceksiniz. Yani Aralık ayı içerisinde başvurmanız gerekiyor. 1 Aralık 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihi arasında başvurduğunuz zaman sizi otomatikman 1-1-2015 tarihi itibariyle e-defter mükellefi yapıyor. Eğer özel hesap dönemi değilseniz, çünkü özel hesap dönemleri Aralık ayına kadar geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla yaklaşık 11 gün kadar bir süreniz var. 11 güne kadar özel hesap dönemi iseniz başvurmanız gerekiyor. Ama normal hesap dönemi ise ve 2015'te başlıyorsanız acele etmiyorsunuz. 1 Aralık ile 31 Aralık 2014 tarihi arasında başvurularınızı gerçekleştiriyorsunuz ve 1-1-2015 itibariyle e-defter kullanmaya başlıyorsunuz. Bir takım değişiklikler vardı. Çok sıkıntılı. Biz bunları hep kendilerine ilettik. Tabii piyasadan da çok fazla geldi. İlk aile çıksaydı çok sıkıntılı durumlar vardı. Hemen 2 sıra numaralı elektronik defter genel tebliğini çıkarttı gelir idaresi. Burada önemli değişiklikler neydi? E-defteri hazırlarken mali mühür olması gerekiyor. Gerçek kişiler e-faturaya geçtiği için dedi ki gelir idaresi, gerçek kişiler bilançosuna göre defter tutuyorsa onlar da mali mühür alabilir dedi ve bu değişikliği yapmış oldu. E-fatura uygulamasından yararlanma şartlarını kaldırdı. Eskiden e-deftere geçenler e-faturaya geçmesi gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki zorunluluğu kaldırdı. Siz e-faturaya geçmeden e-deftere geçebiliyorsunuz. Bir de dedi ki ben e-defteri çok hızlı bir şekilde ilerleteceğim. Benim hiç ikincil mevzuatı çıkartmama gerek kalmadan e-defter.gov.tr'ye bak. Hangi şartlarda sana başvuru yap diyorsam, ki önceden kağıt ortamında başvuru yapıyorduk, şimdi elektronik ortamda yapıyoruz. Hangi şartlarda yapmanı gerektiriyorsa söylüyorsam o sayfada, sen o şartlarda elektronik defterlerini hazırla, başvurunu yap dedi. Dolayısıyla hiç ikincil mevzuata gerek kalmadan buraya bakıyoruz. Sürelerde değişiklik yaptı. Eskiden şöyleydi, Ocak ayının Berat'ın Şubat'ın sonuna kadar yüklüyordunuz. Düşünün ben 2014 yılındayım, 2015 yılında e-deftere geçeceğim. Daha kapanış tasdikimi yaptırmamışım, belki geçici vergimi yeni vermişim ama 2015'in ilk Berat'ını oluşturup göndermem gerekiyordu. Bu tepkiler sonucunda gelir dersi dedi ki, ilk Berat'ınızı müteakip 3. ayın sonunda, ne oluyor o zaman? Ocaktan sonra sayıyorsunuz, Nisan sonunda. Şubat'ın Berat'ı Mayıs'ta şeklinde ilerleyerek devam ediyor. Bunun tek bir istisnası var. O da kurumlar vergisi mükellefleri için. Onlar Aralık ayının beratını Nisan sonuna kadar verecekler ve 4 aylık süreleri oluyor. Bir de ilk yükleme ile ilgili geçişle ilgiliydi. Gelir İdaresi Başkanlığı diyor ki sen yıl içerisinde geçeceksen e-deftere kağıt ortamında o tarihe kadar defterlerini kapat ve kapanış tasdikini bir ay müteakip 1. ay sonuna kadar da yaptır diyordu. Örneğin ben Kasım'da başvuru yaptım, Aralık'ta e-deftere geçeceksem Kasım'a kadar olan kağıt ortamındaki defterlerimi döktürüyorum, kapanış tasdikini yaptırıyordum ve e-defter içinde Ocak'tan itibaren yüklüyordum. Gelir dersi bundan da vazgeçti. Dolayısıyla hangi tarihte e-deftere geçiyorsanız kağıt ortamındaki defterlerinizi kapatıyorsunuz, e-defteri ilk aydan itibaren göndermeye başlıyorsunuz. Peki özellikle konular neler? E-defterle ilgili başvurular bir kere elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. E-faturaya ihtiyarı geçmişse firma e-defter kullanmak zorunda değil. Bununla 2 sıra numaralı elektronik defter genel tebliğiyle beraber oldu. Noter tasdiki diye bir şey kalmadı artık. İlk gönderdiğiniz berat açılış onayı, son gönderdiğiniz berat da kapanış onayı olmuş oldu. Yükleme yaparken ay atlaması yapmamanız gerekiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çok büyük bir değişiklik var orada. O da şu.
19-12'de Gümrük Ticaret Bakanlığı açıkladı. Dedi ki evrak tarihi, evrak numarası varsa belge türü olacak dedi. XBRL de diyor ki belge türünüz varsa bu belge türleri bir YM kaydına gider. Dolayısıyla XBRL'deki yani e-defterde kullandığımız belge türleri kullanılmışsa kayıtlarınızda nedir bunlar? Fatura, çek, senet gibi evraklar. Bunları bir YM kaydına atmanız gerekiyor. Her bir belge bir YM kaydına gidecek. Toplulaştırılmış yönteme imkan veriyor. O da diyor ki eğer diyor o elektronik defterdeki XBRL'deki belge türleri dışında bir belge türü kullanmışsan ki buna diğer diyor. Bunları deftere döktür, kağıda döktür, imzala, kaşele ve tarih at, bunları sakla. Çünkü sen bu toplaştırıldığın yöntemlerle ilgili ben sana istersem açıklamada bulunmanı isteyebilirim. Onları da ispatlaman gerekiyor dedi. Ve e-defterde bir zorluk da bu oldu. Şube bazında defter hazırlıyorsanız, e-defter hazırlıyorsanız her bir şubenin seri numarasının farklı bir şekilde ilerlemesini istiyor Gelir Dersi Başkanlığı. Yine bir düzeltme kaydı falan yok. Yani biraz önce bahsettik. Siz beyanınızı yaptınız. Ocak ayının beratını yüklediniz. Sonra ben bir şey değiştirecektim dediniz. Bir daha defteri değiştirdiniz. Tekrar beratı yükleme diye bir durum söz konusu değil. Aynı beyannamelerdeki gibi bir durum söz konusu değil. Orası bitti. İlgili evrağa, ilgili dönemlerde girmeniz gerekmekte. Tabii e-fatura, e-defter bir taraftan hızlı bir şekilde ilerlerken kayıt saklama ile ilgili bir tebliğ yayınlandı. Vergi Su Kanunu 431. Bunun ilk taslağını gördüğümüz zaman dedik ki işte elektronik ortamda envanter defteri geldi. Ama daha kötü bir şey oldu. Vergi Su Kanunu 431 ile beraber kayıt saklama gereksinimleri çıktı. Gelir İdaresi böylelikle bizim iş yapış şeklimizi çok değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Ama öncelikle niye ihtiyaç duydu ona bakalım. Vergi Su Kanunu 148'e göre Gelir İdaresi sizden inceleme için defterleri istediği zaman şartları belli. Elektronik ortamda defterler hazırlanıyor. Faturalar hazırlanıyor. Bazı sektörler elektronik deftere geçmedi. Hani inceleme kolay olsun diye. Hemen bu tebliği çıkarttı. Bu tebliğ ne diyor? Öncelikle 29.12.2013'te çıktı. Diyor ki tebliğ. Sen bazı bilgiler isteyebilirim senden. Bu bilgileri açıkladı. Ama gerekli görmem senden bunun dışında da bazı belgeler isteyebilirim dedi. Ve dedi ki kayıtlarını elektronik ortamda tut. Bu bize ne işaret ediyor? Yani bir muhasebe yazılımı, bir ticari yazılım gibi buralarda tut dedi. Ve dedi bu istediğim evrakları, bilgileri yasal defterlerine kaydettiğin anda oluşturacaksın dedi. Burası önemli. Peki hangi formatta istiyor? Sen diyor bu listeleri Excel, XML, XLX aslında XML'dir. Excel'e benziyor ama arka tarafta XML çalışıyor. Tamamen incelemeye yönelik. Bu listede isterim dedi. Peki hangi sektörler için? Bir sayılı ÖTV'dekiler için, işte tütünler için, alkol imalatı yapanlar için vesaire, sigara sektöründekiler için. Ama hiçbir mali kriter vermedi. Hiçbir mali kriter yok. Neredeyse e-fatura kullananların hepsi diyebiliriz. E-fatura sektöründekilerin hepsi diyebiliriz. Peki ne istedi Gelir İdaresi? Burada çok net görünmüyor ama alış kayıtlarınızı istiyor, satış kayıtlarınızı istiyor, envanter kayıtlarınızı istiyor, üretim kayıtlarınızı istiyor. Şimdi bunları söylediğiniz zaman çok masumane görünüyor. Diyor ki alış kayıtlarından alış miktarını istiyorum, birimlerini istiyorum, cinslerini istiyorum. Eğer diyor ithalat ve ihracata dayanıyorsa gümrük beyannamesiyle ilgili numaraları istiyorum, üretim kayıtlarını istiyorum ama gerekli görmem durumunda senden üretim reçetelerini de istiyorum diyor. Ve bunlar asgari standartlar. E ne oldu? Bunların hiçbirisini fişten çıkartmamız mümkün değil. Artık belge üzerinden muhasebe yapma dönemi açılmış oldu. Bu listeler aynı bizim KDV indirim konusu yaptığımız indirilecek KDV'ler gibi bir liste halinde Gelir İdaresi Başkanlığı isterse gönderilecek. Ve bu birçok sektörü de yaygınlaştırılacak. Tam iki gün kala bir uzatma geldi. Aslında yürürlük tarihi 1 Temmuz 2014'tü. 2 gün kala uzatmayla beraber 1-1-2015'e uzatılmış oldu. Arka tarafta 2 tane tebliğden birisi de budur. Çok sıkıntılı tebliğler, çok önemli tebliğler. Bunlardan bir tanesi kayıt saklama, bir diğeri de e-arşivdir. E-arşiv, e-faturaya çok devrimsel yenilikler getirdi. E-arşiv nedir? E-arşiv, faturanın ikinci nüshasının dijital ortamda tutulmasıdır aslında baktığınız zaman. Ve e-fatura kullanıcıları yapabilir bunu. Bunu daha iyi anlatabilmek için malın teslimine bakmak gerekiyor. Diyelim ki ben e-fatura kullanan bir firmayım. Diyor ki Gelir İdaresi, ihtiyari olarak sen e-arşiv kullanabilirsin. Peki bana faydası ne olacak bunun?
Diyor ki gelir dersi, sen diyor malını e-fatura kullanan birisine gönderdiğin zaman e-fatura olarak gönderip alabiliyorsun faturalarını. Ama e-fatura kullanmayan bir firmaya ancak ve ancak kağıt ortamında fatura gönderirsin diyor. Ya da sen mal teslimini gerçek kişiye yapmış olabilirsin diyor. Yine aynı şekilde kağıt ortamında fatura döktürmen, vermen gerekiyor. Diyor ki gelir dersi, sen onlardan vazgeç. Hiç matbaada falan faturanı bastırmana gerek yok. Gel e-arşive geç. Faturanın bir nüshasını, yani gerçek kişilere ve e-faturaya geçmeyen müşterilerine yapmış olduğun malın teslimiyle ilgili faturalarında bir nüshasını elektronik ortamda tut. Bunun da yöntemleri var, anlatacağım. Tutarsan eğer diyor, sen hiç matbaadan fatura bile bastırmana gerek yok. Bir A4'e faturalarını dök ve karşı tarafa ver. Hatta diyor ki, sen gerçek kişiye mal tesliminde bulunuyorsan ve arşive geçmişsen, sen elektronik ortamda bile faturanı iletebilirsin diyor. Dolayısıyla birçok teknoloji firması olacak. Gittiniz bir bilgisayar aldınız. Diyebilirsiniz ki bana faturamı eğer e-arşive geçmişse elektronik ortamda gönder diyebilirsiniz. Ama altta bazı ibareler var. E-arşive geçmiştir diye, e-arşiv faturasıdır diye. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Onlar ne yapıyorlar? Size bunları gönderiyorlar. İkinci nüshalarında elektronik ortamda e-fatura formatında tutuyorlar. Kaç yöntemle tutabiliyorsunuz? Diyor ki gelir dairesi, kendi bir işlem sisteminde tutabilirsin diğer nüshayı. İstersen özel entegratörlerde de tutabilirsin. Ama kendi sisteminde tutarsan biraz sıkıntılı, çok zor bir süreç. Birçok belge istiyor. Ama özel entegratörler üzerinden tutarsan başvurunu da git özel entegratörü yap. Onlar zaten gelir dairesine başvurularını senin adına yaparlar diyor. Dolayısıyla iki yöntemle tutup iki yöntemle de başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Format ne? Bahsettik. İkinci nüshalar mutlaka ve mutlaka artık e-fatura formatında olacak. Dolayısıyla kağıt ortamında fatura yok. İşte elektronik fatura formatı yok. Artık bütün faturalarınız e-arşive geçmişse elektronik fatura formatında olacak. Diyor ki tek şartım var diyor. Sen bunların ikinci nüshalarını tutuyorsun ya diyor. Hazırlıyorsun ya diyor. Bunları mütakip ayın 15. günün akşamına kadar müteselsil ve işte hangi satıcılara ne yaptıysan, alıcılara ne yaptıysan onları şöyle bir liste yap diyor ve benim sistemime yükle diyor. Saat 24'e kadar. Tek şartı bu. Gerekli görürse sisteme kendisi bağlanıp denetimlerini yapabilir. Ne kazanıyor e-arşive geçmiş bir firma? E-arşive geçmiş bir firma kağıt saklama yükünden kurtuluyor. Yıllara ilişkin faturalarını hızlı bir şekilde almasını sağlıyor. Ve tabii ki doğaya ve çevreye de katkı sağlamış oluyor. E-arşivin bazı özellikli durumları var. Eskiden ne diyorduk? Kağıt ortamında bir faturayı A4'e basıp gönderebilirsiniz. İlla noter, şeyden, matbaadan fatura bastırmanıza gerek yok. Eğer kağıt ortamında fatura kesiyorsanız aşağıya e-arşiv faturasıdır diye bir ibarenin olması gerektiğini söylüyor Gelir Dersi Başkanlığı. Eğer elektronik ortamda göndermişseniz de elektronik ortamda gönderilmiş e-arşiv faturasıdır diye ibare olması gerekiyor. Burada seri numarası önemli. Diyor ki gelir dersi, sen kağıt ortamında fatura döktürüyorsun, çok güzel ama burada bir seri olsun, mantığı olsun. Orada seri, diyor ki 3 tanesi seri olsun, sonraki yıl olsun, sonraki numaraları 16 tane, sonraki numaraları sana bırakıyorum diyor, sen sıradan ilerletebilirsin diyor. Yine aynı şekilde eskiden normalde faturaların üzerine imzamızı basabiliyorduk özelge alıp. Şimdi gelir dersi diyor ki hiç gerek yok, git noterde bu imzanı tasdik ettir. Kağıt ortamında kesmiş olduğun faturaların üzerine bu imzanı da basabilirsin diyor. Yine e-arşiv kapsamında düzenlenme tarihi ve saati varsa irsal yerine de geçer diyor, kağıt çıktıları diyor. Eğer webten gönderiyorsan, yani mail ortamında e-arşiv faturası gönderiyorsan web adresini yaz diyor, ödeme şeklini yaz diyor, iade ile ilgili alanları vesaireleri bulundur diyor. Yine EFKS vardır, e-faturaya benzer. Onlar mutlaka bir yıl içerisinde mutlaka ve mutlaka e-arşive geçecek. Ödeme kaydedici cihazla ilgili gelir dairesi çok önem veriyor. Onlara fatura kesme yetkisi de verdi. E-arşive geçmiş bir firma ödeme kaydedici cihazından çıktı alıyorsa üzerine dakika saat bilgisi olsun. İrsali yerine geçer de yazsın. O bilgi fişleri de irsali yerine geçer diyor. Ve bu bizim meşhur kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planı. Burada da 6. maddede diyor ki internet üzerinden yapılan satışların kayıt altına alınması ile ilgili teknik çalışmaların yapılması diyor. Gelir Dersi Başkanlığı yetki veriyor. Gelir Dersi Başkanlığı da Vergi Usul Kanunu 433 ile bunu gerçekleştiriyor. E-arşivde bir sektöre zorunluluk geldi. O da internet üzerinden satış yapanlar. 2014 yılı cirosu 5 milyon ve üstünde olan firmalar e-arşive geçecek internetten satış yapıyorsa. Ama buradaki ciroya dikkat etmek gerekiyor.
benim internetten satışım şu kadar, normal satışım bu kadar demeyeceksiniz. Tüm satışlarınızın toplamı 5 milyon ve üstündeyse ve internetten satış yapıyorsanız siz 1-1-2016 itibariyle e-arşive geçmeniz gerekiyor. Şimdi buraya kadar anlattık. Mevzuatı, zorunlulukları. Peki biz bunları nasıl gerçekleştiriyoruz Luka olarak? Biraz da bunlara bakalım. Hatırlayın, öncelikle sunum sırasıyla devam edeceğim. E-Fatura tarafında ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Hatırlayın kaç yöntem vardı? İşte özel entegratör, özel entegrasyon, portal. Biz özel entegrasyon tarafıyla ilgilenmiyoruz. Biz portal ve özel entegratörle entegrasyon tarafıyla ilgileniyoruz. Peki portalı kimler kullanabilir? Orada da yasal bir sınır var. 31.3.2014 tarihi itibariyle fatura işlem sayınız 500 ve üstündeyse, yani kestiğiniz fatura sayısı, size gelen fatura değil, siz mutlaka ve mutlaka portalı kullanamıyorsunuz. Gelir İdaresi Başkanlığı bunu kapatıyor. Ve sistem şöyle, siz bir yöntemi tercih ettiyseniz diğer iki yöntem size otomatik kapatılıyor. Portalı tercih ettiyseniz özel entegratör, özel entegrasyon. Özel entegratörü tercih ettiyseniz portal ve özel entegrasyon sistemleri otomatik bir şekilde kapanıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Aynı zamanda siz diyorsanız ki ya ben e-fatura tarafında minimum maliyetlerle iş yapayım, yine o zaman portalı kullanmanız gerekmekte. Peki biz ne yapıyoruz? Lukanet ve Koza diye bizim ticari yazılımlarımız var. Buralardan faturalarınızı kesiyorsunuz. Bir masaüstü uygulamamız var, e-fatura uygulamamız. Bunları çekiyor, imzalıyor ve doğruluyor. Doğrulama kavramı nedir birazdan bahsedeceğim. Daha sonra da bunları zipliyor, ister günlük ister haftalık hazırlıyorsunuz ve Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklüyorsunuz. Yine size gelen faturaları, alış ve satış iade faturalarını bu uygulamaya yüklediğiniz zaman Lukanet ve Koza'ya otomatikman alış ve satış iade faturası olarak aktarmış oluyor. Bazı kolaylıkları var sistemin. Düşünün, ön muhasebede çalışan bir firma, personel olduğunuzu düşünün. E-faturaya geçmiş bir firmada çalışıyorsunuz ve her fatura kestiğinizde karşıdaki firmanın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Nerede kontrol ediyorsunuz? İki tane alan var. Bunlardan bir tanesi e-fatura.gov.tr sitesindeki kayıtlı kullanıcılar listesi, bir tanesi de portalın içerisinde. Siteden aldığınız zaman vergi numarası, TC kimlik numarası yok. Portaldan aldığınız zaman var ve sürekli bunları kontrol etmesi gerekiyor. Sistem, özel entegratör olarak da işnette çalıştığımız için 2 saatte bir kayıtlı kullanıcıları sisteme çekmekte ve sürekli bunları kontrol etmekte. Kullanıcı faturayı keserken eğer firma vergi numarasından, TC kimlik numarasından sorguluyor, e-faturaya geçmişse bunlara kağıt ortamında fatura kesmenizi engelliyor. Yine diyelim ki carileriniz var sistemde, daha önceden kaydettiğiniz, yine kayıtlı kullanıcılardan listeyle sorguluyor. Siz sabah açıyorsunuz bilgisayarınızı ve o gün içerisinde e-faturaya geçmiş olan firmaları da karşınıza getiriyor ve işlem yapıyorsunuz. Bizim e-faturayı uyguladığımız sistem bu. E-defterin de temeli bu. Bu ister Luka kullanın ister kullanmayın. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu gibi yazılımlar doğru imzalamasıyla ilgili test ediliyor. Bunu TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi yapıyor. İlk çıktığı zaman e-faturalar bazı yazılımların doğru imzalanmadığı görüldü. Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne uygulamanızı onaylatmanız için bir sebep yok. Yani zorunlu kılmıyor. Eğer siz özel entegratör değilseniz, ama biz isteyerek dedik ki bizim yazılımımızı bir test edin. Aynı hedeflerde olduğu gibi bizi test ettiler. Gerekli testleri geçtik ve ismimizi kendi sitelerinde yayınladılar ve dolayısıyla siz çok güvenli bir şekilde TÜBİTAK'ın istediği uluslararası standartlarda ve Gelir İdaresi istemiş olduğu standartlarda imzalandığını da kabul etmiş oldu TÜBİTAK. Burada doğrulama kavramı çok önemli. Şimdi mali mühürü takıyorsunuz. Mali mühür dediğimiz bir sertifika. Başvuru gerçekleştirirken ticaret sicil gazetesi ve imza sürküleriyle başvuru yapılıyor ve onların bir süresi var. Her sertifikanın bir süresi var. Taktınız mali mühürü, uygulamaya geçtiniz, imzalıyorsunuz faturanızı. O tarihler arasında bu sertifika sahibinin yetkili olup olmadığını anında TÜBİTAK serverlarına soruyor. Teknik olarak eğer bu tarihler arasında yetkilidir cevabı geliyorsa doğrulandı mesajı sisteme gelmekte. Doğrulanma bu anlamda önemli. Siz aynı zamanda yine size gelen faturaları da sistem içerisinden test edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi faturalar günlük, aylık hiç fark etmiyor. Haftalık seçiyorsunuz. Faturaları imzala ve doğrula diyorsunuz. Anında imzalama işlemlerini ve doğrulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Size gelen faturaları da yine sisteme yükleyip test ediyorsunuz ve yine aynı şekilde karşı tarafın sertifikasını kontrol ediyor TÜBİTAK serverlarından.
İmzalama işlemi gerçekleştikten sonra şu gördüğünüz ekran aslında Gelir İdaresi'nin e-fatura portalı. Burada yükleme araçları kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Aynı beyanname yükler gibi toplu halde faturalarınızı yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra karşınıza onaylandı şeklinde geliyor faturalar. Sanırım sıkıntı oldu. Daha sonra da imzalama işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Peki e-Defter uygulamamız nasıl çalışıyor? E-Defter uygulamamız da yine aynı şekilde masaüstü uygulamamız. Burada e-Defter'e geçmiş firmaları sistemden sorguluyorsunuz. Çok özür dilerim, sistemde bir sıkıntı oldu galiba. İsterseniz bir ara verelim. Arkadaşlar düzeltene kadar geldim zaten. Evet. Arkadaşlar sorularınız varsa onları da alalım. Bu yarım saatlik bir ara veriyoruz. Bu yarım saat ara içerisinde lütfen soruları arkadaşlarımıza verin. Ufuk Bey.